Ramazan ayındayız. Enisi Gezmek programında İstanbul'dayız. Evet, sol tarafımda Hacı abimiz var. Birazdan ekranlara kendisini tanıtacağız, duygularını, düşüncelerini getireceğiz. Ama Hacı abiyle yolumuzun kesişmesi, Hacı abi Enisi Gezmek programını izliyormuş, torunu bana Instagram'dan yazdı. Dedi ki dedem sizleri çok seviyor, dünya gözüyle sizle bir görüşmek istiyor dedi. Ben de dedim ki hay hay, hemen atladım gittim. İstanbul'daymış, Rize'den gelmiş. Ufak böyle bir yaş, biliyorsunuz 50'yi geçtikten sonra arıza vermeye başlıyor. Bu bende de var, 50'yi geçtim. Gittim kendisini ziyaret ettim. Bugün de kendi oturduğu evinde, kendi dairesinde İstanbul'da ziyaret etmek varmış. Ömür verirse de Allah, inşallah Rize'ye gideceğiz. Öncelikle Hacı abi isim soy isim şöyle seni bir tanısınlar. Necdet Kopuz, Rizeli. Kaç yaşındayız Necdet abi? 77. 77. Necdet abi beni izliyor musun? Torun'a demişsin şu arkadaşla bir irtibat kurun diye. Evet, evet, evet. Torun'un Allah razı olsun seni bana buldu. O kadar memnun oldum ki benim gençliğime benziyorsun. Senin ne bileyim her şeyini beğeniyorum yani. Allah razı olsun Necdet abi. Rizelisin. Evet, evet. Rizeliyiz. Kışın geliyoruz buraya. Yazın gidiyorum köye. İşte öyle. Neresinden Rize'nin? Gündoğdu Veliköy, Karaliler Mahallesi'nde. Şimdi Hacı abi beni çok davet etti. Güzel de bir evi var. Allah ömür verirse evet, inşallah gideceğiz. Hacı abiye evet, önce bir bak şu Ramazan ayında güzel bir dua edelim. Evet. Ufak tefek kendi çapında sıkıntıları var. Tabii insan biraz böyle yaşlanınca da duygusallaşıyor. Şimdi ben biraz Hacı abiyi şöyle kaşıyacağım, kaşıyacağım, onu biraz konuşturacağım. Hayat arkadaşın ne oldu Hacı abi, Necdet abi? Arkadaşım kemik erimesi vardı ona. 2 sene biraz rahatsız idi. Ben hizmetini yapıyordum, ediyordum. Ben bir araba yolu davasından Rize'ye beni çağırdılar. Ben gittim Rize'ye. Gittiğim günün ertesi sabah burada öldü. Bana telefon ettiler. Baba geliyoruz dedi. Dedim niye geliyorsunuz? Hasan'a gel demediler. Biz oraya geliyoruz dedi. Geliyoruz dedi. Evet. Ben kabristanlığım orada yapmışım. Köyde yapmışım kabristanlığım. Tabii şok oldum, yalnız. Geldiler, defnettik işte. Bu kadar. Defnettik. Ondan beri böyle çocuklarımla beraber, torunlarımla beraber gider gelirim. Kaç yıl oldu? 6 sene bitti. Necdet abi ben hep soruyorum, sen şimdi ağladın. Ben bu kadar böyle çabuk gözünün sulanacağını da hesap edemedim, hakkını helal et. Aşık olarak mı evlendin, görücü usulü mü evlendin? Okulla beraber okumuşuk, aynı amcaoğlu akrabamız. Yani amcaoğlu değil de uzaktan akrabayız yani, soy isim değişmedik yani. Soy isim değişmedi. Kopuz Kopuz yine. Bizim Kopuz ailesi köyümüzde çok geniş. Çok geniş bir aileyiz. Kaç yıllık evliydiniz? Vefat ettiniz. 55'e dayanmıştı. 55 sene oldu. Yeniden dünyaya gelse? Yine aynısını. Aynısına devam ederdi. Başka gözüm görmezdi. Hacı abi eş demek ne demek? Eş demek. Sendeki boşluğu nasıl oldu? Bu tarif olunmaz Harun, bu tarif olunmaz, bunu yaşamak lazım yani. Bu nasıl bir Arabistan'a gidersin de hacılığa veyahut umreye gelirsin de sana sorarlar, ya anlat bana orayı, orası anlatmakla bitmez. Gidip görmek lazım değil mi? Şimdi bu hanım eşi öleni kimse anlamaz, ancak eşi ölen anlar yani. Bu tarif olunmaz. Çünkü bir muhabbetim yok. Bir sokağa çıksam, gelsem eve şunu gördüm. Onun selamı var. Bunun bilmem nesi var. Bir muhabbetim yok. Yani bunu yaşamak lazım yani. Bu tarif olunmaz. Olunmaz. Özlüyor musun? Özlemem. Her zaman yanımda. Her zaman burada oturuyorduk. Burada yatıp kalkıyordu. Özlüyorum tabii ama Cenab-ı Allah'ın takdiri. Necdet abi günün nasıl geçiyor?
Günüm iyi geçiyor. Okumakla, televizyon seyrederim. Seni seyrederim. Allah razı olsun. Seni izlerim. Devamlı kanalım budur zaten. Onu izlerim. Sahura ben tutmuyorum oruç. Sahura çocuklar kalktığımı duyuyorum, kalkıyorum. Namaza zaten. Televizyon açıyorum. Sen devam ediyorsun oraya. Öyle bazı uyuyorum buraya, çocuklar gelip televizyonu kapatıyorlar. Seni seyrederken uyuyorum. Yanıma kimse olmadı hiç. Sahurda da değerli izleyiciler tekrarı giriyor. Hemen var var var. Ezandan var, hemen sonra. Evet, 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 evet. Peki sen bizi niye izlemeye başladın Necdet abi? Vallahi seni... Bu kadar program var, bizi niye izledin? O kadar kanal var da hepsini atmışım. Benim gençliğime çok benziyorsun. Cesurluğun, çabukluğun, konuşman, yukun, kuvvetin, ne bileyim böyle tuttuğunu koparan. Şimdi bir şey getiriyorum eve, ellerim ağrıyor. Oy, oy, oy. Oy Necdet abim. Ellerim ağrıyor. Oy Necdet abim benim. İyisin ama ya. Şöyle şimdi tabii inşallah Nisan'ı da çıkacağız. Mayıs, Haziran gibi yine o Rize köylerin yemyeşil olacak. İnşallah oralarda biraz daha rahat edeceksin. Hacı abi ağırlıklı olarak Rize'de kalıyor. İstanbul'a da kış olduğu için evlatları bırakmıyor onu, yalnız kalma diye. Evet, gelip alıyorlar beni, kapatıyorlar evi. Geliyorum buraya işte, buraya da böyle işte sağ olsun dostlarımız geliyor, akraba geliyor, ziyaretlerim var, geliyorlar bana, beni ziyaret. Peki mübarek günlerde senin duaların da bizim için önemli. Dese ki Necdet abi bir dua etsen ülke için, vatan için, millet için. Allah'ım kötü gözlerden korusun bizi. Allah'ım yurt dışından olan o kötü insanlardan koru bizi. Hükümetimize, devletimize, askeriyemize kuvvet versin. Allah'ım gençleri koru, gençlerimize zihin açıklığı versin. Yaşlılara da ne bileyim hastalıklarına şifa versin. Ölülerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok cenazemiz oldu bu sıra. Her eve bir tane düştü o depremlerde. Ne yapacaksın? Allah'ın takdiri bu. Senin de Allah'ım ayaklarına taş deldirmesin. Programların hayırlı uğurlu olsun. Ölene kadar gez dolaş Türkiye'yi. Çek milleti, ver televizyona, millet seyretsin. Zevkle izliyoruz seni. Devam et. Allah razı olsun Necdet abi. Devam et. Allah bana da ömür verirse, Allah devam günleri et, gösterirse. Devam et. Devam. Rize'de de ben Necdet abiyi inşallah ziyaret edeceğim. İnşallah beklerim. Programımızda ağırlamak isteriz. Öyle bir günlüğüne değil. Gel bir hafta, 10 gün kalalım, edelim. Her şey bedava. Hep böyle yüzünde tebessüm olsun. Dediğim gibi Necdet abinin hafif böyle bir hafif yani hafif bir rahatsızlıkları var. İnşallah o rahatsızlıkları da atlatıp Rize'de buluşmak dileğiyle diyoruz. İnşallah ömrü uzun olur. Gider tekrar memleketi Rize. Bekleyelim. Biz de alırız oraya vize diyoruz. Otururuz yine böyle diz dize diyoruz efendim. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, kadınların en fazla evinde görmek istediği, iş yerinde görmek istediği, bürosunda görmek istediği, eşinden, dostundan, akrabasından hediye almak istediği, Türkiye'de de en fazla ilgi gören Orkide ile birlikteyiz. Merhabalar efendim, çok fazla ilgi görüyorsunuz. Emre abi, Orkide niye önce çok fazla ilgi görüyor kadınlar tarafından? Bir de kadınlar Orkide'ye nasıl bakmalı? Narin bir bitki olduğu için hassas ve her detayında da çok enteresan şeylerin olduğu bir bitki. Şu güzellik hiçbir çiçekte yoktur. Dikkat ederseniz çizgisi dahi olmayan beneğe tam ortasında beneklenmiş. Allah'ın takdiri işte şu güzellik hiç çoğu bitkiye vermemiş Allah, buna vermiş bunu. Şimdi böyle bir orkidemiz evimize geldiği zaman böyle gördüğünüz gibi bu zamanla çiçeklerini dökecek. Çünkü bunlar koncadan itibaren yaklaşık 3 ay gibi bir zaman orkide üzerinde durur.
Biz bunu nasıl bakacağız, nasıl yapacağız? Kısa basit sistemde anlatıyorum. Bir kere orkidenin kabı kesinlikle şeffaf olacak. Niye? Işık görmesi lazım köklerinin. Şu gördüğünüz ne kadar diri olursa orkidenin ne kadar, şunlar köktür ve bunlar o kadar sağlam olduğunu gösterir. Orkideyi alacaklar. Sulaması çok basit. Kabda vermeyeceksiniz. Orkidenin dışarıya alıyorsunuz. Dışarıda suyunu veriyorsunuz. Dikkat ederseniz bunda toprak yoktur. Çam ağacı kabuğudur. Bu özüne su çekerek asalak olduğu için dışarıda suyu verip süzüldükten sonra tekrar yerine koyun. Köklerinin ışık göreceği bir şey olması lazım. Öbür türlü saksının içine diktiğiniz zaman köklerde ışık görmediği için bozulma şartları çok hızlandırıyorsunuz. Onun için. Diyelim ki çiçekleri geçti, ne yapacağız? En önemli soru. Çiçekleri geçtikten sonra halk arasında ikinci boğumdan kesmek, hayır, yanlıştır. Niye yanlıştır? Şimdi bu çiçeğe geçtiği zaman gövdesinden bir santim, yani şu işareti yaptığım yerden kesmeniz lazım. Çünkü bundan sonra çıkan kaç tane var? 2, 4, 6, 8 tane var. Oradan kestiğiniz zaman yine 8 tane verir. Ama bu yaprak büyüklüğü ne kadar büyük olursa buradaki çiçek o kadar fazla olur. Onun için de yaprak büyüteceksiniz ve buradan kestikten sonra gelecek yeni sürgün bir üst boğumdan gelecektir. Bu sefer 8 olan 12 olacaktır. Düzgün yerden keseceksiniz. Aynen, yaprağı, 1 santim dışından. Yaprağı büyük tutacaksınız. Aynen, mümkün olduğu şeffaf kadar. Şeffaf olacak ya da cam, aynen, olacak. Mutfakta bakılması önemli bir, aynen, özellik. Dışarıdan soğuğu, güneşi alacak, aynen, içeriden nemi alacak. Aynen. Koyduğumuz cam saksı var ya, altına keçe koyacaksınız. Bildiğiniz keçeyi koyacaksınız. Nem olacak ama su olmayacak. Suyu sevmiyor. Orada içinde kalmasını sevmiyor. Nem olacak. Nemi ve ısıyı aldığı müddetçe orkideyi açırmama şansınız yok. Evet değerli izleyicilerimiz, tabii Emre abi bu işin okulunu bildiği için Türkiye'deki ilk buket paketleme makinesini ülkemize getirmiş. Böyle numaralar var, sistematik teknoloji gelişmiş. Şimdi az sonra oradan hanımefendiler yavaş yavaş böyle gülleri verecekler, çiçekleri verecekler, süsleri verecekler. Buradan dönecek, hazır hale gelecek. Abi Türkiye'de tek mi? Bu dünyada 142. makine, Türkiye'de ilk ve tek. İşi kolaylaştırdık diyorsun abi. Aynen. Bir usta günde diyelim ki 100-150 tane buket yaparken bu makine saatte 800 tane buket yapma kapasitesi olan bir makine. Eyvallah. Burada ne koyduk, ne geliyor şimdi Emre abi? Arkadaşların her birinin koyacağı tek bir mamül var. Onu koyuyor. Burada gördüğünüz gibi rakamlar var. Bilgisayara tanımlandıktan sonra herkes bir yere koyuyor. Koyduktan sonra makine dönüyor. Bunda ustalığa ve şeye gerek kalmaksızın buradaki bayanların koyduklarıyla beraber buradan her biri koyduktan sonra dönüyor ve şu tarafa geçiyor. Orada altı bağlanıyor ve sonra istediğim boyutta altı kesiliyor. Artık buketiniz hazır. Değerli dostlar, Türkiye'deki ilk buket paketleme makinesini Emre abi getirmiş, ülkemize kazandırmış. Üretim makinesi. Üretim makinesi. Buradan geliyor. Bu 7'ye tamamlandı, evet, mı abi şimdi? Aynen, bu tamamlanmış, finale gidiyor. Şimdi gördüğünüz gibi geliyor. Altını, evet, bağlıyor makine, bağladı. Oradan saplar değerli dostlar, evet, kesiliyor. Boyuna göre kesiliyor. Artık çöplerini direkt çöp makine kutusuna atıyor. Artık şu buketimiz, bu çeşidimiz hazır. Artık piyasaya çıkmaya hazır. Bu kaç çeşit abi? Bu yaklaşık 4 çeşit. 4 çeşit. Bu gördüğünüz çardak, turuncu çardaktan yapılan bir buketimiz. Bunları bu makinemiz. Gördüğünüz gibi karanfillerden yapılma bir buket. Bunları yaparak artık hazır bir şekilde piyasaya sunuşa hazır. Abi dört dörtlük hizmet diyorsun. Aynen öyle. Günün ömrüne kadar abi? Fresh olduğu müddetçe 15 gün dayanır. Eyvallah. Altını keserseniz, vazosunun içine lira atarsanız, gübre atarsanız daha da uzun olur. Değerli dostlar, Türkiye'nin en güler yüzlü, bu işi en iyi bilen, bu işin okulunu bilen, öğrenci yetiştiren Emre abiye çok çok teşekkür ediyoruz. Yolunuzu Sancaktepe'ye düşürürseniz alırsınız ya da almazsınız. Şöyle bir gezin, bu güzel insanı görün, şu güzellikleri koklayın. Ondan sonra yerinizde hoplayın diyoruz. Yolculuğumuza devam ediyoruz.
Evet değerli izleyicilerimiz, kimileri mantı canı çektiğinde ta Kayseri'ye gider. Kimileri de Karadeniz mantısını, yani Sinop'un mantısını çok sever. Özellikle Ayancık'ın müthiş mantısı vardır. Bir de kestanesi meşhurdur. Evet değerli dostlarımız, tabii ki İstanbul'da en iyi Sinop mantısını nerede yerim? Sinop mantıcısında yerim dedim. Kendisinin Sinoplu olması lazım dedim. Ayancıklı olması lazım dedim. Bir de mantıyı kadınlar, erkeklerden her zaman için söylüyorum, çok çok iyi yaparlar. Gördüğünüz gibi rengarenk tarhanası, burması, sütlü nuriyesi, kadayıfı, kesmesi, şekeri, helvası, bademi, cevizi, her şey var dükkanında. Bizler için kendi eliyle açtığı mantıyı Türkiye'de en iyi ben yaparım diyen bir ablamıza misafir olacağız. Rengarenk masalardan şöyle mutfağa doğru geçiyorum değerli dostlarımız. Perdenin arkasında mantıyı en iyi ben yaparım diyen ablamla şu anda beraberiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun bizler de iyiyiz. İddialı mısınız? Diyorsunuz ki Kayseri mantısından daha iyi yaparım. Evet. Sinop'ta en iyi ben yaparım, Türkiye'de evet. En iyi ben yaparım evet. Diyorsunuz. İsim nedir efendim? Ayşe ben. Ayşe Hanım kaç yıldır mantı yapıyoruz? 8 senedir mantı yapıyorum ama bu şeyde ama ben 5 yaşından beri oklava elimde mantı yapıyorum yani. 5 yaşından beri. Yaş kaç? Şu kadarcık bir oklavam vardı. Yaş 39. Abu yani aşağı yukarı 34 yıldır İstanbul plakası mantı yapar. Sizin mantının özelliği ne? Sinop Ayancık mantısını Kayseri mantısından ayıran en büyük özellik nedir? Her şey doğal. El yapımı, gördüğünüz gibi kıyma. Doğal. O kadar. O kadar. Doğal yani. El kıyma, hamur. Hamur. O kadar. Başka bir şey yok. Şekilleri biraz sen şöyle kayık gibi yapmışsın kayık abla. Kayık gibi evet. Ha, onu anlamadım. Sizin mantının burması farklı mı? Evet farklı. Aa onu söyle ablam. Yani özelliği bu diyorsun. Sinop'un kayıkları var ya gemileri. Evet. Onun gibi mesela. Özellikle böyle mi yapmayı tercih ettiniz? Böyle daha güzel oluyor. Bir de şöyle üçgen yapıyoruz. Bu da kulak aşı. Ayancığın aslında böyle üçgen şekli kulak aşı deriz. Kulak aşı. Evet kulak aşı olur. Etli olur, kıymalı olur. Böyle ona yapılır. Kulak aşı deniyor evet. Ama siz mantı olarak ben, söylüyorsunuz burada. Ben Sinop mantısı olarak biz hani biraz daha böyle geliştirilmiş. Ama güzel düşünmüşsün abla. Değerli dostlar biliyorsunuz Sinop Karadeniz'in ve Türkiye'nin en huzurlu şehri uzun yıllardır seçiliyor. Denizi de meşhurdur. Mutlu şehrimiz. Mutlu şehir. Kavga olmaz, gürültü olmaz. Yok. Ama bunu iyi tespit etmiş. Normal kapatabiliyor musun? Bir de Kayserili gibi kapat bakalım abla. O zaman küçük almam lazım. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Daha büyük de eyvallah. Bu daha küçük olması gerekiyor. Eyvallah. Ondan onun da ayrı bir güzelliği var ama bu da farklı bir estetik olmuş. Evet. Şimdi sadece diyorsunuz ki hamurumuz, etimiz, et ne eti? Evet. Et, dana eti. Dananın neresinden? Kesinlikle. Dana yani yağsız kıyma kullanıyorum. Yağsız kıyma kullanıyorsunuz. Evet. Başka ne yapıyorsun abla? Gözleme yapıyorum. Gözlemeyi işte. Burada. Burada yapıyorum. Yapacak mısınız? Saçım burada. Evet. Tamam. Evet değerli dostlar gözlemeyi de yapacağız ama mantıyı sarma işlemini bitirsin abla oraya atsın. Ondan sonra da gözlemeyi çekeceğiz. Hem gözlemeye puan vereceğiz hem mantıya puan vereceğiz. Ama bir kez daha söylüyorum ilk defa böyle katlanır mantı gördüm. Sinop Ayancık mantısına Ayşe ablam farklı bir evre kazandırmış diyorum. Şimdi Ayşe ablam mantıları saracak, kaynayan suya atacak. Haşlandıktan sonra çıkartacak. Üstüne yoğurdunu, diğer marmelatlarını, cevizini neyse katacak. Ondan sonra ekmeği yapacak. Biz de Allah'ın izniyle gömeceğiz diyorum. İyi seyirler. İzliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz Ayşe ablamız aynı zamanda İstanbul'da mantı yapma yarışmasında birinci olan bir ablamız mütevazi davranıyor. Önceden önümüze acı biberi koydu ki acı biberi doyalım mantı yine kendisine kalsın diye. Abla bu mudur? Evet. Cevizli, yoğurtlu sunumu böyle. Tereyağlı, özelliği tereyağlı olması. Tereyağı nerenin? Tereyağı... Bizim oranın. Bizim oranın. Ayancı'nın diyor. Ayancı, bizim oranın deyince. Örensenin. Evet değerli dostlarımız. Yalnız bu mantı farklı mantı. Gördüğünüz gibi kayık şeklinde yapıldığı için o da bozulmamış yani çözülmemiş. Evet. Yani senin mantının özelliği ben Sinop Ayancıklıyım. Sinop denince akla Karaburun gelir.
İnce burun gelir, Hamsilos körfezi gelir diyorsun, huzur şehri gelir diyorsun, ondan dolayı da diyorsun kayık da bizim olmazsa olmazımız tekne diyorsun. Tekne şeklinde, kayık şeklinde cevizli, yağlı, yoğurtlu, biber, salça, salça, domates salçası, nane, naneli mantıyla iddialıyım diyor. Evet. Gömeceğiz değerli dostlarımız. Değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programında her sene olduğu gibi yine yemeklerin ağababasını yapan, dönerin ağababasını yapan, çorbanın ağababasını yapan, tatlının kadayıfın ağababasını yapan, sütlacın ağababasını yapan, ezmenin ağababasını yapan, gezmenin ağababasını yapan, fasulyenin ağababasını yapan, tabii ki mercimeğin ağababasını yapan klas bir mekandayız. Buradaki kastımız şu, yani güzel yapıyorlar bu işi. Kişi ne yaparsa yapsın iyi yapacak işi, buradaki ustalar gerçekten çok iyi yapıyor işi diyoruz. Tabii ki bu ustamız kim? Sivaslı Erdal ustamız. Bakın ne yazıyor? Erdal Yılmaz. Kendisine ne kadar metiyeler düşsek az diyoruz. Erdal ustanın yaptıklarını vatandaşlara paket servisi yapmak üzere de Türkiye'nin en hızlı, en süratli, en tempolu, en koca yürekli kurye arkadaşlarımız da orada değerli dostlar. Merdivene dizilmişler. Az sonra inşallah iftar vaktinde sıcak sıcak hem pideleri hem yemekleri ne yapacaklar? Vatandaşları götürecekler. Erdal usta selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Yine bir Ramazan'da senle beraberiz. Her Ramazan beraberiz. Eyvallah. Öncelikle menümüzde bugün ne var? Oradan başlayalım Erdal usta. Ya menümüzde başlangıçlarımız var. Peynir tabağımız var, böreğimiz var, içli köftemiz var. Olmazsa olmaz şöyle gördüğünüz gibi mercimek çorbamız hazır. Nedir abi senin mercimek çorbasının özelliği? Özelliği yani bunu herkes yapıyor ama şu rengi kimse tutturamıyor. Yani? Yani bu rengi tutturmak önemli olan ve lezzeti tutturmak. Mercimek de önemli. Buna koyduğumuz ürünler de çok önemli. Tereyağısından tut, tuzuna kadar, tuzundan tut. Yani diğer sebze ürünlerine kadar hepsi önemli bunun. İftariyelik diyorsun. İftariyelik. Ki çorbamız bu. Tatlı. Evet abi. Cevizli burma kadayıfımız. Şöyle bir gösterelim. Cevizli burma diyorsun. Ye bu burmayı yerinde durma diyorsun. Aynen. İftar saatine taze taze geldi bunlar şimdi. Biraz sonra iftar saatinde misafirlerimize sunacağız. Fıstıklı burmamız var. Bu da fıstıklı burma. Aynen fıstıklı burma. Bu da harika. Yani afiyet. O güzel Antep'imizin, güzel aynen. Urfa'mızın en güzel fıstıkları dalında aynen. Mevsiminde toplanıyor. Aynen aynen. Ondan sonra burada diyorsun kendinize özgü stilinizle. Kendi stilimizle taze taze çıtır çıtır akşam iftara müşterilerimize bekliyoruz yani. Burada tabii ki olmazsa olmaz mevsimine göre her akşam farklı bir meyve tabağı yapıyorlar. Bu akşam kara üzüm ve çilek var değerli dostlarımız. İftar tabağında kara üzüm ve çileği kardeşlerimiz böyle tabakları yaptılar. Ne yapacaklar? Birazdan iftarını açacak olanlar bu yemekleri yiyecek. Sizler izlerken de zaten iftar açılmış olacak. Hummalı bir çalışma var. Gel bakalım ablacığım getir şöyle. Evet değerli dostlar yanık yanık şöyle gördüğünüz gibi hafif kızarık sütlaçımız. İsteyen yanık sütlaç yiyor hafif. İsteyen biraz daha yanığını yiyor. İsteyen de böyle sadesini yiyebiliyor. Hepsi ekmeğinin peşinde. Hepsi işinde, aşında. Hepsi gördüğünüz gibi 25 ila 40 yaşında. Çok kızmayacağız kurye arkadaşlara. Yok aradan girdi, önüme kesti, şuradan kırdı. Vallahi zamanla yarışıyorlar. İnşallah zamanla da kurallar yerine oturur değil mi? Yani bazen şoför arkadaşları kızdırıyorsunuz ama. Kalabalık bir şehirde yaşıyoruz. Yani birbirimize yardımcı olursak daha çok mutlu oluruz. Zamanla da yarışıyorsunuz. Evet zamanla ve iftar programı biraz yoğun oluyor. Hayır, biraz sadece daha iftarda değil normal zamanda da geç kalınca da bu sefer müşteri kızıyor. Biraz daha anlayış bekliyoruz insanlarımızdan. Değil mi? Teşekkür ediyoruz yani. Selamun aleyküm. Aleyküm hoş geldin. Nedir abi? Baba Ganuş Ali Nazik. Ne abi? Baba Ganuş. Baba Ganuş. Aynen. Baba Ganuş bu mu abi? Yanmayayım değil mi? Yok yanmam. Yanmam değil mi? Yok. Evet değerli dostum. Köz patlıcan, biber. Köz patlıcan, biber. Al biber. Köfte var. Köftemiz var, biftek var, pirzola var, tavuk kanat var. Bu ne abi? Şu ne abi? Şiş kebap. Şiş kebap abi. Bunu böyle götürüyor mu abi? Aynen. Yiyor? Aynen. Şişle beraber? Yok, şişi bırakıyor, eti yiyor. Dananın neresi bu Erdal abi? Bu dananın en değerli yeri bonfilesi. Bonfilesi abi. Aynen. Yani en kral et bu mudur diyorsun? En kral et bu. Bunun üstüne et yok yani. Dana. Değerli dostlar yani iftarı açtığınız için rahat rahat gösterebiliyoruz. Aynen. Program çünkü iftardan sonra Türkiye'de herkes iftarı açmış oluyor. Hatta dünyada açmış oluyor. Üzerine bakar mısın? Bak üzerine yağ şapır şapır damlıyor. Abi adama biraz daha dursam böyle niyeti bozacağız ya. Yani. Yok yok bozdurmayız abi. Şurada bunu koyduk abi. Aynen. Evet abi buna geldim abi. Canlar abi. Bu kebap, bu Adana kebabımız acılı. Acılı Adana kebabı. Onun yanındaki
Gene Urfa kebaplarımız. Urfa kebap. Bunu Urfa aynen, abi. Beyaz, acısız olan. Elini yakma abi. Yaksın. Urfa. Evet. Urfa. Urfa kebap. Yok yok diyorsun. Abi. Aynen. Öbür tarafta tavuk şişler. Tavuk şişler, kanatlar. Bu güzel tezgahta piş diyorsun abi. Türkiye'de en iyi döneri ben keserim diyor mu abi? Diyorum. İddialıyım bu konuda. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Neyse o konuya girmiyoruz değerli dostlar. Farklı özellikleri var ustamın. Ama bir gün meslek hayatını bırakırsam o özellikleri... Emekli oldum zaten, bırakabilirim. Öyle mi? Tabii. Evet değerli dostlar, bakın burada da şöyle taze taze içli köfte. Yok yok, yani içli köftenin kralı da burada diyoruz. Bu da yine 3 çeşit çorbamız var. Mercimek çorbası. Mercimek çorbası. Kıymalı tarhana çorbamız var. Kıymalı tarhana. Tavuk suyu çorbası. Tavuk suyunu tavsiye ederim abi. Türkiye'nin en iyi tavuk suyu çorbası bu çorba değerli dostlar. Bu da İskender'iniz abi herhalde. Kapatacak mı arkadaş? Aynen. Bu İskender'imiz gördüğünüz gibi kaynıyor. Tereyağısı, organik tereyağımız, sosu, domatesi, biberi, yaprak dönerimizle beraber servis yapıyoruz. Evet. Yaprak dönerli İskender değerli dostlar. %100. %100. Burada akşam için hazırlıklarımızdan şöyle püremiz var. Püre, patates püre. Patates püresi. Akşam iftar için. Sadece iftara eyvallah çıkıyor bu. Yani hazırlığımız iftar için. Onun yanında yine bu şekilde pilavımız var. Çorum Osmancık pilavı değerli dostlarımız. Aynen Osmancık pilavı. Aynen. Şöyle gördüğünüz gibi tane tane. Lokum gibi kavurmamız var. Oh. Gene ne var abi kavurmanın içinde? Dana. Dana kavurma. Yani içindekiler de biberlerimiz. Eyvallah. Kırmızı, yeşil, sarı biberlerimiz. Bu şekilde servise hazırlıyoruz. Şu an servise gidiyoruz. Döner hazır. Döner kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Yaprak dönerimiz. Tamamen %100 yaprak eti. Kıyma kullanmayız. Gördüğünüz gibi sulu bir şekilde, sıcak bir şekilde bekletiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada halen... Evet, Türkiye'nin en kaliteli döneri iddia edebiliriz. Yaprak döner. Yani bunu... Bak hareketi kes, hareketi. Harekete bak, harekete. Gördüğünüz gibi yaprak dönerimiz. Abi bunun kıvamını nasıl tutturuyorsunuz? Yani yakmadan, çiğ de yapmadan... Yani biz genelde bu usta alışkanlığı, yılların verdiği birikim. Yani ustamız burada keserken onu kaç saniyede kızardığını bile hissediyorum. Çeviriyor, kesiyor, çeviriyor, kesiyor. Dediğim gibi yaprak döner. %100 kıyma yok bunda. Aynı şekilde gördüğünüz gibi ikinci döner de orada. Evet değerli dostlar, tabii dönerin ve bu kadar et yemeğinin lezzetinin olmazsa olmazı tandır. Memleket? Memleket Şanlıurfa. Şanlıurfa, Erdal Usta. Gezdik, gördük, şahit olduk. Bir taraftan da ekrana vitrinler gelecek. Bu işte kadro, temizlik, işini prensiple yapan elemanlar, A'dan Z'ye, yani bulaşığından patronuna kadar biz burada yani sabahtan akşama kadar özveriyle çalışıyoruz. Yani kendi yemediğimiz bir şey hiç kimse servis yapmıyoruz yani. İşin özü bu yani. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli dostlarımız. Şimdi kameraman kardeşim Murat, lavaşın pişmesiyle, dönerin kesilmesiyle, birbirinden çeşitli mezelerin rengarenk görüntüleriyle, etlerin kızarmasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Allah yokluk vermesin diyoruz, tokluk versin diyoruz ama tokken de paylaşmasını bilelim diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programında İstanbul'daki yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul'un balkonu, Balkan tatlısını en iyi ben yaparım, en iyi tulumba tatlısını ben yaparım diyen, en iyi dondurmayı ben yaparım diyen Yakup abiyle birlikteyiz. Değerli dostlarımız, tulumba dökülmeye başladı. Şöyle gel. Evet. Abi, Balkan tulumbası mı? Bu evet Balkan tulumbası. Baba mesleği devam ettiriyoruz. Kaç yıldır devam ettiriyoruz abi? 69'dan bu yana demek 55 yıldır. Bu işin içindeyiz. Tabii babalarımız daha önce çok daha uzun sürelerden beri yapıyorlar. Ama ben kendim 55 yıldır bu işi yapıyorum. Peki Yakup abi, önceden bu nasıl yapılıyormuş böyle? Şimdi makine kesiyor, atıyor da. Tabii elle o zaman göbekte basardık. Göbekte basma derdik o zaman. Kalıplarımız vardı. Şimdi artık her şey modernizasyon oldu. Artık modernleşti. Onun için şimdi böyle otomatik makinalarla, tabii büyük bir kolaylık oluyor bizim için bu. Eyvallah. Çok da rahat oluyor.
Eyvallah. Peki abi, şimdi normal tulumba ile Balkan tulumbasının arasındaki fark nedir Yakup abi? Bizim tulumba tatlımız günlük tatlıdır. Bizim tatlımız hiçbir zaman ne boğazınızı yakar ne midenize rahatsızlık hissettirir. Yağ mı özel diyorsun? Yağ özel, yapımı özel, pişirmesi özel. Bayağı bir farklılığımız vardır ve hiçbir katkı matkisi yoktur. Tamamen doğal olduğundan dolayı rahatlıkla istediğiniz kadar yiyebilir, tüketebilirsiniz. Balkanlarda çok mu yenir abi bu? Tabii ki Balkanlarda biz hamur işlerini severiz. Bunun yanında tatlı işi de severiz. Onun için bizlerde bayağı yoğundur bu. Eyvallah abi. Tatlıyı severiz. Şimdi kaç dakikada pişecek bu Yakup abi? Bu 15 dakikada hazır hale, yenir hale gelecektir. 15 dakika sonra cozur duyacak diyorsun. Tabii, hazır hale gelecek diyorsun. Bak. Bu şimdi 15 dakika böyle burada mı kaynayacak? 10 dakika. Devamlı böyle dalgalandıracaksın mı abi? Tabii dalgalandır. Dalgalandırmadan olmuyor değil mi? Bakın şuraya bak, nasıl parlıyor. Nasıl parlıyor. Şu güzelliğe bak değerli dostlar. Balkan tulumba tatlısı Yakup Usta'nın elinden 55 yıllık tecrübe. Gömeceksin. Afiyet olsun. Abi adeta ben buradayım diyor. Yeme, yanında yat, ağız tadına lezzet kat diyorum efendim. Çok zengin olursan alırsın yalı ve yat diyorum abi. Doğru mu abi? Aynen. Eyvallah. 15 dakika boyunca kacıkta kat, yalı da yat. Çalkalaya. Yakup abi şimdi hazır hale getirecek. Evet değerli izleyicilerimiz, Yakup Usta diyor ki Balkan tulumbasını aynı zamanda dondurmayla yiyeceksin, kendinden geçeceksin. Evet abi, kışın dondurma yenir mi abi? Kışın en güzel yenebilecek süt tatlılarının bir tanesi dondurmadır. Hem sağlığınıza dikkat eden insanlar dondurmayı tavsiye ediyorum. Boğaz ağrılarını, boğazdaki mikrop oluşmasını önleyen bir gıdadır. Hem tatlıdır, hem soğuktur, hem lezzetlidir. Rahatlıkla yiyebilirsiniz. Yani senin bu Balkan dondurması kaç çeşit yapıyorsun abi? Şu an biz 10-12 çeşit yapıyoruz ama yazın tabii bunu artırıyoruz, daha fazla yapıyoruz. Ama şimdilik 10 çeşit, kışın düşürüyoruz. Yani diyorsun ki benim 55 yıllık meşhur Balkan dondurması boğazı şişirmez diyorsun. Kesinlikle birebir, hatta boğaz ağrılarına iyi bile gelir. Onu da belirtmekte fayda var. Dondurman boğazı şişirmez diyorsun. Tulumba tatlım mideyi şişirmez. Mideyi şişirmez, aynen öyle. İkisi bir arada diyorsun. İkisi bir arada zaten. Gömeceksin gidecek diyorsun. Aynen. 65 yıllık tecrübe, Balkanlardan gelen lezzet değerli dostlar. İkisi de buradan tüm Balkanlı kardeşlerimize, Makedonya'ya, Bosna Hersek'e, Kosova'ya, sen say abi Tetova'ya, biraz. Tetova'ya, Kostivar'a, hepsine her tarafa, Noy Pazar'a. Onların Türkiye'deki, İstanbul'daki temsilcilerinden Yakup abi, işte Balkan dondurması, işte Balkan tulumbası diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programında Ramazan'da yaklaşık 37-38 yıllık arkadaşlarımla birlikte hem ortaokuldan hem liseden inşallah iftar açacağız. Şöyle kamerayı bir çevir. İçeride sofralar kurulmaya başlandı. Hayır hasanat sahibi bu akşamki arkadaşlarımız, değerli dostlarımız. Murat Arslanoğlu'nu şöyle yanıma alıyorum coşkulu alkışlarınızla. Murat Bey, şöyle sizi alalım. Evet. Türkiye'de eti ve kuzuyu en iyi yiyen adam Murat Arslanoğlu. Ve tabii ki Mustafa Küçük Kalfa. Mustafa Bey'i de şöyle alıyoruz. Evet, bugün ortaokulu, liseyi birlikte okuduğumuz okulumuzda inşallah iftar açacağız. Bunların memleketleri Manisa Kula. Manisa Kula'nın da mutfağı gerçekten Türkiye'nin sayılı mutfaklarından biri. Zaten Manisa Kula'da sağ olsun Kenan abinin ve annesinin sofrasına çok oturduk. Dediler ki Kula lezzetini bir de İstanbul'a 7 yılımızın geçtiği okulumuza getirelim dediler. Şuradan istiyorsan bir başlayalım. Murat ne getirdi? Murat'ın göbek gördüğünüz gibi 40 santim önde gidiyor. Evet. Nedir abi? Bir göster bakalım. Aç bakalım abi, üstünü. Buna evet. Sura deniyor. Ne deniyor? Aç bakalım. Sura. Sura. Kuzan. Özel Kula'nın kuzusunun dolması. Bu dolma mı şimdi? Dolma. İçinde pilav var, evet. Ciğerli. Kula'da yetişmiş kuzulardan. Hani şimdi iftar saatimi vereceğim. Evet, diyor, iftardan lokum sonra. Lokum gibidir bu, lokum. Lokum gibidir. Evet. Sen kendine bir tepsi özel yaptırdın. Biz herhalde ayarlayacağız. Kula'lılar ayrı, İstanbullular ayrı. Buna ne deniyor? Bir daha söyleyelim Murat'a. Sura. 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 Bir de sen anlat Mustafa şimdi bu sura. Abi, zaten Murat Arslanoğlu çok güzel anlattı. Eyvallah. Sırt kısmı, kaburga kısmı. Kenan abi de sever bunu. Aynen öyle. Kuzunun sen daha iyi biliyorsun. Kuzunun kaburga kısmı değerli dostum. Bu da sura. Aynen. Onu da açmıyoruz. Bir tane yaptık kavga çıkmasın diye. Her masaya birer tane sura. Bunlar Kula'da pişirttirdik eski tarihi fırınlarda. Evet. Burada ısıtıyoruz. Isıtıyoruz. Evet. Bunların hepsinde şimdi sura mı var abi? Hepsinde sura var. Hepsi şöyle. Su böreklerimiz nerede Mustafa? Su börekleri şimdi içeriye doğru geleceğiz. Evet arkadaşları görelim. Gel kardeşim benim. Memleket nere? Rize. Sura'dan anlar mısın? Bir de sen anlat abi. Gel şöyle. Gel abi. Sura neymiş abi? Bir anlat abi.
Abi Manisa'nın körpe kuzularından yapılmış, içinde pilavı olan harika bir nimet. Harika bir İnşallah nimet. İnşallah biz de ilk defa tadacağız. Gömeriz diyorsun yani. Gömeriz her türlü. Evet değerli dostlar. Su böreği, su böreği de gel içeriye doğru gelelim değerli dostlar şöyle. Bu nedir Sayın Küçük Kalfa? Su böreği kendi memleketimize has. Sizde su böreği kıymalı mı oluyor? Kıymalı. Evet, kıymalı su böreği. Manisa kula usulü. Aynen öyle. Tereyağıyla yapılıyor. Tereyağıyla yapılıyor. İnce kat kat ince açılıyor. İçinde yine kuzu kıyması mı? Dana kıyması canım. Dana kıyması mı? Bunda dana kıyması. Evet. Her masada birer tane kuzu var değil mi? İnşallah. Var. Evet. Bir de Manisa'nın olmazsa olmazı. Helvamız. Helvası. Bu helvaya da biraz bahset istiyorsan. Şimdi helvamız iftar, yerli susamdan, yerli susamdan kendi memleketimizde çıkan yerli susamlardan üretilmiş helvamızdır. Yani şimdi diyorsun ki soframızdan Rabbim eksik etmesin tuzu. İnşallah az sonra yiyeceğiz. Kula usulü kuzu diyorsun. Börek, helva, kuzu. Bir de tarhana çorbamız geliyor. Tarhana çorbası nerede? Geliyor. Evet, tarhana çorbasını da az sonra çekeceğiz. Değerli dostlar, iftara, siz bunu tabii iftardan sonra izleyeceksiniz ama iftara sayılı dakikalar kala güzel bir heyecanımız var. Hocalarımız da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Kesiyor. Evet. Doğru mu kesiyor? Usulü böyle midir? Evet, evet, doğrudur. Bu şekilde bunu yemeye de ortadan başlamak gerekir. Öyle mi? Tabii. Yani nereden? Şu ortasından mı? Evet, ortadan. Ortadan. Niye ortadan? Oradan kıyıya fazla malzeme olayı şey olmuyor ya. Öyle mi? Tabii. Allah Uyanık kulalılar ortadan başlar. Uyanık kulalılar tepsinin ortasından başlar. Hocam hoş geldiniz. Değerli dostlar Şahabettin abi 18 yaşında lisemize görevli olarak girdi. 65 kaç oldun abi? 67. 67 oldun. Kaç yıl oldu 40, abi burada? 44-45 sene oluyor. 44-45 senedir buradasın. Vasiyetin varmış abi bir de. Vasiyetim biraz daha gidiyor böyle gittiği yere kadar gitsin. Onu demiyorum vasiyetim varmış yok, bir şey olursa yok. Okulun önünden yok, kaldırın aman, beni aman. Diye. Evet değerli dostlar bu kardeşim sen de mi kuladan geldin abi? Yok ben buradayım İstinye Devlet Hastanesi'nde hastane müdürüyüm. İstinye Devlet Hastanesi'nde hastane müdürüsün. Kulayım kulalıyım. Yani yemek güzel dedin. Geldi. Kızarmana gerek yok abi. Ali İbrahim soprası. Davet ettiler. Davet ettiler geldi. Değerli dostlarımız az sonra inşallah tarhana çorbamız dökülecek. Kuzumuzla, böreğimizle, helvamızla, muhabbetimizle, hocalarımızla, öğrencilerimizle ve biraz da onların da görüşlerini alalım. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir 37 duygu. Yıl sonra. Burada beraber olmamız sizlerle, arkadaşlarla çok güzel bir duygu. Eyvallah. Sen Allah de misafir geldin kardeş. Evet evet. Bizde de siğitleri mesela bizde de kuyu kebap var mesela. O da enfes bir şey yani. Eyvallah. Bir bakacaksın ya. Kuyu kebabı mı yoksa bakacağız. Sıra kebabı mı? İnşallah ona da bakacağız inşallah. Evet. Bunlar ikiz değerli kardeşlerim. Sınıfın ikizleriydi bu arkadaşlar. Kulamızın böreği meşhur. Kulamızın kuyu kebabı meşhur. Kulamızın şimdi bir de toku da meşhur. Kula tokumuz da var. Herkesi kulaya bekliyoruz. Biraz sonra güzel görüntülerle tarhana çorbasıyla, kuzusuyla, böreğiyle, helvasıyla, arkadaşlarımızın muhabbetleriyle yeniden birlikte olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.